Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerde denge bölümünün birinci testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki kimyasal bir denge olayı için denge anında maddelerin derişimleri sabitli doğru bir ifade de zaten sistem dengeye geldiğinde ileri hız geri hıza eşit oluyor ve ne yapıyor dışarıdan baktığımızda e, olayların sabit kaldığı yani de, sanki bitmiş gibi görünüyor ama içerideki mikroskopik özellikler yani gözle görünmeyen olayların devam ettiği bir durumdur yani denge anında bütün maddelerin derişimleri ne de e, sabittir. Doğrudur. Maksimum düzensizlik ve minimum enerjili, eğil, enerjili olma eğilimi uzlaşma halindedir. Et evet, denge tepkimelerinde biliyorsunuz nedir? Girenler ve ürünler vardır. Yani nedir? Bir taraf maksimum düzensiz olmak isterken bir taraf minimum enerjili olmak istiyor. Onun için bu ifade yine doğru mudur? Doğrudur. Makroskopik değişmelerin devam ettiği, mikroskobik tüm özellikten değişmeden kaldığı bir durumdur. Bakın bu tam tersi olması gerek. Makroskopik demek yani gözle görülen olayların durduğu, Mikroskobik yani içeride gözle görülen olayların devam ettiği bir durumdur demesi lazım o zaman cevap bir nedir? 1 ve 2'dir arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi denge tepkimeleri için yanlışta tam verimli tepkimeler değildir. Evet, tam verimli olursa zaten denge olmaz. Ne de denge tepkimelerinde hiçbir madde tükenmiyor. Hepsinden elimizde bir miktar vardır. Onun için doğru da denge dinamiktir. Evet. Nedir? İçerideki olaylar hala devam ediyor. Tepkime durmuyor. Dinamik bir olay doğrudur. Ürünlerin ve girenlerin değişimi her zaman eşittir demiş. Bakın az önceki soruda da çözdük. Girenlerin ve ürünlerin değişimi sabittir. Yani eşit olmak zorunda değildir. Eşit olabilir de olmayabilir de. Yani şurada kesinlik koymuş. Her zaman demiş. Böyle bir ifade yoktur. C şık yalnızdır. Evet. Sıcaklık sabittir. Sabit sıcakta ve kapalı sistemlerde gerçekleşir. Yine denge tepkimeleri. Üçüncü soruya baktığımızda diyor ki kapalı bir kaba bir miktar X ve Y gazları konuluyor. Sabit sıcaklıkta denklemine göre tepkimeye giriyor. Buna göre sistem dengede olduğunu anlamak için özelliklerden hangileri tek başına yeterlidir? X ve Y gazlarının harcanma hızlarının eşit olması. Bakın X ve Y nedir? İkisi de girenler kısmında. Zaten bunların hızları nedir? İşte bunun hızına V dersek, bunun hızına da V deriz. Her zaman nedir bunların harcanma hızları eşittir. Yani bu ifade bize dengede olduğunu anlatmaz. Deseydi ki ileri hız geri hıza eşittir gibi bir ifade kullansaydı x ve z hakkında bir bilgi verseydi doğru derdim. Ama bu ifade yani bize dengede olup olduğunu almadığını anlamamız için yeterli değildir. Zamanla reaksiyona giren gazların derişimlerinin azalması az önceki sorularda da söyledik. Sistem dengeye geldiğinde kimsenin derişimi değişmeyecektir, sabittir. Yanlıştır. Z gazının oluşma ve harcanma hızlarının eşit olması et. Evet. İleri hız geri hıza eşitse nedir bu bir dengede olduğunu anlamamız için gerekli bilgi dozan nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki denge tepkimlerin hangisinde aynı şartla da maksimum düzensizlik eğilimi kesinlikle ürünler yönünde maksimum düzensizlik dediğinde gazların baş kat sayılarına bakın arkadaşlar. Hangi tarafta fazlaysa o taraf daha düzensizdir. Baş kat sayıları diyelim. Evet bakın dikkat ederseniz bir yarım da burada var bir buçuk. Burası ise 1. Olmaz. Ürünler tarafı daha fazla. Şimdi burası 1, 1 daha 2. Burası 1, 1 daha 2. Eşit oldu. Bu da olmaz. Evet bakın dikkat ederseniz gazlar diyoruz. Yani katıları saymıyoruz. Katıyı saymıyoruz. Evet bu tarafta sıfırken gazlar bu tarafta 1. O zaman ürünler tarafı daha maksimum düzensizdir. Burada yine bu sıvı saymıyoruz. Gaz bu tarafta olduğu için bu taraf daha düzensizdir. Burada 2, 1 daha 3. Burası ise 2. Nedir? Buranın sayısı yine daha büyük oldu. Girenler daha düzensizdir. Evet 5. soru düzen, denge tepkimesinin tanımı ile ilgili bir bilgi vermiş. Diyor ki maksimum düzensizlik ve minimum enerjinin zıt yönlü olduğu tepkimeler denge tepkimesi. Bunlardan hangilerin denge tepkimesi olma eğilimi vardır diyor. Evet bakın delta H sıfırdan küçük diyor. Nedir? Egzotermik. Egzotermik ise ısı bu tarafta olacak. Yani minimum enerji bu yönde ısının olduğu taraf yani ne yapıyor? Bunlar oluşuyor ve ısının bir miktarı, enerjinin bir miktarını atıyor. Yani bu bunlardan daha düşük enerjili. Bu tarafsa az önce ne dedik? Maksimum düzensizliğe bakarken gazlara bakacağız. 1, 3 daha. 4 burası ise 2. Evet maksimum düzensizlik de bu yönlü. O zaman ne oldu? Zıt yönlü olduğu için bunun denge tepkimesi olma ihtimali var. Geldik buraya. Evet ısı bu tarafta yine delta sıfırdan küçük olduğu için. Minimum enerji bu tarafta. Düzensizliğe bakarsak 2. Burası ise 7. Evet maksimum düzensizlik de bu tarafta. Enerji de bu tarafta. O zaman nedir? Bunun denge tepkime olma ihtimali yani eğilimi yoktur. Geldik buraya ısı bu tarafta. Evet minimum enerji bu yönde. Düzensizlik ise 2, 1 daha 3. Burası ise 2 bu taraf maksimum düzensizlik. O zaman ne oluyor? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda diyor ki bir denge ile ilgili şu bilgiler veriyor. Bu denge tepkimesinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabiliyor diyor. Fiziksel Yani fiziksel değişim olacak. Kimyasal tepkime olmayacak. Heterojen diyor. Heterojen ya da homojen olmasına şöyle bakıyoruz. Maddelerin fiziksel hallerine bakıyoruz. Fiziksel halleri hepsi aynıysa homojen tepkimedir. En az biri farklı fiziksel halde ise bu tepkimeye de heterojen denge tepkimesi diyoruz. Maksimum düzensizliğe eğilim girenler yönündedir. Yani girenler daha düzensizdir demek istiyor. Bundan önceki sorularda hep gaz olduğu için gazları saymıştık ama katı ve suda da olabilir bunlar. Ona da bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi şıklara geçtiğimizde diyor ki ya şıkkına baktığımızda evet nedir? Çözünme çökelme tepkimesine yani ya da şöyle söyleyeyim çözünme tepkimesi gibi düşünebiliriz. İki tane iyo, yani iki tane iyon burada ne yapmış? Suda çözülmüş gibi düşünebiliriz. Fiziksel midir? Fizikseldir. Peki heterojen midir? Suda, suda katı. Evet, heterojendir. İkinci şıkkı da tutuyor. Maksimum düzensizlik. Şimdi katı mı daha düzensizdir, suda olanlar mı daha düzensizdir? Suda olanlar daha düzensizdir. Onun için nedir? Maksimum düzensizliğe eğilimde girenler yöndedir. O zaman bütün şartları sağladığı için cevap nedir? A şıkkıdır. Diğerleri olmaz. Bu fizikseldir ama sıvı daha düzensizdir olmaz. Bu kimyasal bir değişimdir. Bu kimyasal bir değişim. Çünkü iki madde girmiş, yeni madde oluşmuş. Burada bir madde girip iki yeni madde oluşmuş. Bu da yine tuzun suda çözünmesidir fizikseldir, heterojen midir? Heterojendir ama suda olanlar daha düzensiz olduğu için bu yönde destekliyor. O zaman nedir? A şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci soruya bakımıza yukarıda verilen denge tepkimeleri için hangileri doğrudur diyor. Birinci ve üçüncü dengeler fiziksel et katıdan gaza geçmiş fiziksel yine tuzun suda çözülmesi fizikseldir doğru mudur? Doğrudur. İkinci dengede kimyasaldır. Evet bir madde girip iki yeni madde oluşmuş doğrudur. İkinci tepkimenin denge bağıntısı. Evet, denge bağıntısı biliyorsunuz ki ürün bölü giren diyoruz. Kc eşittir. Tabii katıları, saf katı ve sıvıları almıyoruz. Onun için bunun denge bağıntısı nedir? Oksijen alacağız sadece gaz olduğu için ve başında 3 bölü 2 olduğu için. Doğru mudur? Doğrudur. İkinci ve üçüncü dengeler heterojendir. Heterojen ya da homojen olmasına nasıl karar veriyorduk? Bunların fiziksel hallerine bakıyorduk. Katı gaz. Evet farklı. Katı suda. Suda farklıysa o zaman nedir? İkinci ve üçüncü demiş arkadaşlar. Burada da yine katı. Katı gaz var. Bakın fiziksel halleri farklı olan maddeler var. Burada da katı ve su da var. Yani bu üçü de aslında heterojendir. Yani ikinci ve üçüncü dediği için onlar da doğrudur. O zaman cevap nedir? Hepsidir. Sekizinci soruya baktığımızda dökü yargılandan hangileri doğrudur denge tepkimesi ilgili maksimum düzensizlik eğilimi? Evet, hepsi gazsa gazların sayılarını bakın bir burada da iki var, üç buradaysa iki. Evet nedir? Bu taraf üç kat sayısı burası 2. Maksimum düzensizliğe eğilim girenler yönündedir. Doğrudur. Minimum enerjili eğilim olma. Evet. Egzotermiktir. Delta H0'dan küçük olduğu için ısı bu tarafta olacak. O zaman nedir? Isının olduğu taraf daha minimum enerjili. Bu da doğrudur. Denge anında. Evet. Bütün denge tepkilerde biliyorsunuz ki ileri tepkime hızı, geri tepkime hızına eşittir. Zaten dengenin tanımlarından biri de budur. Bu da doğrudur arkadaşlar. 9. soruya baktığımızda Yukarıdaki denge tepkimelerinden hangileri heterojendir? Heterojen ya da homojen olmasına nasıl karar verdik? Bunların fiziksel hallerine bakıyorduk. Farklı fiziksel hal varsa heterojen. Hepsi aynı fiziksel hal varsa homojendir. Evet katı katı gaz var mı? Var. Gaz, gaz, gaz. Hepsi aynı fiziksel halde olduğu için bu homojen bir denge tepkimesidir. Katı, suda, suda, gaz. Evet, en az biri farklı olsa bile yetiyordu. Yine bu da heterojendir. O zaman cevap nedir? 1 ve 3'tür arkadaşlar. Evet 10. soruya baktığımızda tepkimesinin denge sabitini hesaplamak için niceliklerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir. Evet, biliyorsunuz denge bağıntısı nedir? Kc eşittir diyoruz. Ürün bölü giren ama nedir? Saf katıları almıyoruz. O zaman burası 1 bölü x'in derişimi çarpı y'nin derişimi. Yani bana x ve y'nin derişimini vermesi lazım. x'in derişimini vermesi lazım. z ile ilgili bir şey vermesine gerek yok. y'nin sadece mol sayısını verirse olmaz ve Şimdi hacmini verirse molarite eşittir m bölü v. Yani bu ikisini birlikte verirse ben bunun molaritesini hesaplayıp yerine yazabilirim. O çünkü direkt y'nin derişimini vermemiş. İkisini verip kendimiz hesaplayabiliriz. O zaman bana 1, 2 ve 4 gerekli arkadaşlar. 11. soruya baktığımızda sabit hacimle ısıca yazılmış kapalı bir kapta belirli miktarda Azot, monoksit ve azot dioksit gazlarıyla başlatılan tepkime dengeye ulaşıncaya kadar gerçekleşen değişimlerle ilgili diyor. Hangileri? Kesinlikle doğrudur. Minimum enerjili eğilim olma ürünlere doğrudur. Evet bakın nedir? Isının olduğu taraf daha düşük enerji. Çünkü bunlar oluşuyor ve enerjinin bir miktarını atıyor. Doğrudur. Yüksek sıcakta girenler daha kararlı. Şimdi biz bunu ısıtırsak bu tepkime hangi tarafa gidecek? Bu tarafa gidecek. Doğru mudur? Bu da doğru. Kaptaki toplam basınç azal. Şimdi toplam basınç için P ve yani RT. i̇deal yani gaz denklemimizi yazarsak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sabit hacim diyor. Hacim sabit. R de sabit. Şimdi dikkat ederseniz 1 bir, bir de burada yarım var. 1.5 mol tepkimeye giriyor. 1 mol oluşuyor. Yani mol sayısı azalıyor. Sıcaklık ise artıyor. Isı veriyor. O zaman bu mu daha etkili? Bu mu daha etkili? Bilemeyeceğim için basınç hakkında yorum yapma şansım yok. Cevap o zaman 1 ve 2'dir arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda yukarıdaki sistemlerden hangilerinde maksimum düzensizlik girenler yönünde hangisi daha düzensiz demiş. Gaz olunca sayılana bakıyoruz. 2-1 daha. Evet girenler yönündeki daha düzensiz. Doğru. Evet burada bakın gaz var, suda var. Gaz mı daha düzensiz, suda mı dersek gaz daha düzensizdir. Yine nedir? Bu yönlüdür. Evet katı var, suda var. Katı mı daha düzensiz, suda çözülürse mi? Suda çözülmesi daha düzensizdir. Burada ürünler yönündedir. O zaman cevap nedir? 1 ve 2'dir arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.